Merhaba arkadaşlar, Sera Plaj Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model anlatacağım sizlere. Bu modelle modeli yaptıktan sonra göreceksiniz, her alanda kullanabileceksiniz. Çok farklı, kimsede olmayan bir model yine. İçerisine isterseniz aynı çizgi üzerinden desenler de koyabilirsiniz. Şimdi modeli yapınca anlayacaksınız demek istediğimi videonun başına zaten koyacağım fotoğrafını. Oradan da takip edebilirsiniz. Hadi hep birlikte modelin yapımına başlayalım. Öncelikle ne yapacaksak onun boyutu kadar zincir çekip modele başlıyoruz. Birinci sıram normal düz ikili trabzan şeklinde arkadaşlar. Bu şekilde düz trabzan ile başa kadar geliyoruz. Bu şekilde ikili trabzanla başa kadar geliyorum. Evet, trabzanımla istediğim uzunluğa ulaştım. Şimdi bir zincir çekip dönüş yaptım. Hemen dip kısmına sık iğne ile batıyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Hemen şöyle yanına battım ve de kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Hemen yanına battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Hemen yanına batıp kapattım. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz zincir. Bu şekilde bata bata başa kadar geliyoruz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz zincir. Hiç sıra atlamadan arkadaşlar, her bir sıraya bir tane batıyoruz mutlaka. Hiç sıra atlamıyoruz. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu şekilde başa kadar yine gelelim. Başa kadar gelelim. Burada yine buluşalım. Evet, sona kadar bu şekilde geldik arkadaşlar. Sonuncuya da yine ben sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim ve arkasını çevirdim. Şimdi arkasını çevirdiğimiz vakit püf noktası burada zaten. Şunları elimizle aşağıya yapıyoruz. Şöyle hemen birinciyi buraya battım arkadaşlar. İkinci aralarına batıyorum. Bakın, burada yerleri var zaten. Yeri belli.
bu şekilde. Tam ortalarına. Ortada zaten dediğim gibi yerleri belli. Bakın şöyle de çevirdiğimiz zaman hepsinin üzerine denk geliyor zaten trabzanların. Şöyle bu yüze çevirmeyi unutmuyoruz ama tek püf noktası bu. Bakın aralarında zaten dediğim gibi şöyle kendini gösteriyor ister istemez. Şöyle batacak yeri buluyorsunuz zaten. Atlamadan bu şekilde başa kadar ilerliyoruz. Bu şekilde trabzan yapa 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 başa kadar geliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Yine bakın arasına battım ya sonuncunun. Şu başa bir tane de boş trabzan batıyorum arkadaşlar. Baş kısma bir tane de şöyle boş trabzan batıyorum ve bir zincir çektim. Bununla şu parmak lif yapamayan arkadaşlar, hani bununla lif de yapabilirsiniz. Tıpkı o parmak lif gibi durur. Çok da güzel durur. Şimdi bir zincir çektim ve çevirdim. Tam dip noktasına batıyorum. Başa kadar sık iğne ile geri dönüyorum. İkili trabzan yaptık bir sıra. Şimdi bir sırada başa kadar sık iğne ile geri dönüyorum ki modelim çevirdiğim zaman yüzü düzgün gelsin arkadaşlar. Evet, şuraya da tekrar batıp bakın. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Yine hemen dip noktasına sık iğne ile battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Hemen yanına battım. Sık iğne ile kilitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yanına battım. Sık iğne ile kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bakın hemen yanına. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz zincir. Siz bunu istediğiniz ölçüde zincirini büyütüp küçültebilirsiniz. Model yükseldikçe kendine gelecek. Şimdi ilk etapta çok bir şey anlamayacaksınız tabii ki. Ben yine bakın çok güzel duruyor gerçekten. Ben bunu buraya kadar geleyim, yine buluşalım. Evet, bu sırayı da geldim buraya kadar. Şimdi bu çevirince düzelecek. Şu sonuncuya da sık iğne olarak düz olarak batıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve de çevirdim arkadaşlar. Şöyle hemen dip kısmına battım. Hemen bakın burada yeri belli zaten. Bakın hep şurada orta kısımlarına batıyorum. Yerleri zaten belli bunların. Bakın görüyorsunuz. Şurada bakın hemen.
Hemen şuraya. Bakın hemen oluşmaya başladı bile. Hemen yeri belli. Tam ortasına denk gelen yere atıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde başa kadar gidelim arkadaşlar. Çok güzel oluyor gerçekten. Yani çok farklı bir model oluyor. Bunu eteklerde falan da kullanabilirsiniz. Kız çocukların etek yapmakta. Ben başa kadar geleyim, buluşalım. Evet, bakın bu sırayı da geldim ben başa kadar. İkili trabzanlı olan sırayı. Böyle kat kat çok güzel bir model oluyor bu. Şöyle hemen yine bir sıra sık iğne gidiyorum. Arkadaşlar. Bakın. Çok güzel duruyor gerçekten. Model bu şekilde ilerleyip sıra sıra devam ediyor. İkili trabzan sık iğne. İsterseniz yakın olmasını, isterseniz sık iğneyi koymazsınız. Sadece ikili trabzan üzerine yaparsınız. İsterseniz sizler arayı daha çok açabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Ben modeli büyüteyim. Videonun başına ve de sonuna koyarım. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben epeyce büyüttüm arkadaşlar. Videonun sonuna ekleyeceğimi söylemiştim. Bakın. Arkası da dümdüz bu şekilde oluyor. Şöyle bunları istediğiniz yönde de yatırabiliyorsunuz. Şöyle. Dediğim gibi liflik ipten de çok güzel olur. Bu parmak lifi bilmeyen arkadaşlar için de bir alternatif olur. Ama ben bluz önlerinde etek olarak amigurumi bebek etek yapımlarında hani önemsediğim bir model bu. Gerçekten sizler de onlarda keyifle örebilirsiniz. Böyle.